Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben edebiyat öğretmeni Özgür Polat. 11. sınıf hikaye ünitesine geçiyoruz. Cumhuriyet döneminde hikaye türünün gelişimini hep birlikte işleyeceğiz. Bu ünitedeki amacımız Cumhuriyet döneminde hikaye türünün gelişimini örnek metinler üzerinden kavramak, hikaye örnekleri üzerinden milli, manevi, toplumsal ve kültürel değerleri tanımak, aynı zamanda bu ünitede dil bilgisi konularından cümlenin ögelerini yazım ve noktalama kurallarında öğreneceğiz. Hep birlikte hikaye yazma becerisi kazanacağız, hikaye yorumlama becerisi kazanacağız. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Modern hikayenin edebiyat tarihimiz içindeki gelişimine bakıldığında dünyayı ve çevreyi algılayış ve aksettiriş bakımından başından itibaren gerçekçi bir anlayışın var olduğu görülecektir. Kısaca özetlersek Ömer Seyfettin'le birlikte müstakil bir edebi tür hüviyeti kazanan kısa hikaye aynı zamanda bizzat yaşanılan hayattan çıkarılan gözlemleri, tecrübelere yaslanan bir gerçekçiliğe yönelmektedir. Memduh Şevket Esendal dışında kalan hikayecilerin benimsediği Mopasant tarzı ise hikayenin dil ve teknik açısından gelişmesine ve geniş kitlelerin bu türü sevip benimsemesine yol açar. Edebiyat-ı Cedide'nin santimental edebi zevki yerini memleket edebiyatı anlayışına bırakır. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele yıllarının duygu ve düşünceleri edebiyatı besler. Cumhuriyetin ilk yılları yeni bir arayışlar dönemidir. Gerçekçiliğin farklı boyutları ve algılama biçimleri ortaya çıkmaya başlar. Bu sırada dergilerde acıklı aşk hikayeleriyle küçük mizahi hikayeler yayınlanmaktadır. Sadri Ertem ve Selahattin Enis gibi birkaç yazar bu ekolün dışında kalır. 1930'lara gelindiğinde Sadri Ertem, Selahattin Enis, Refik Ahmet Sevengil gibi yazarların toplandığı Vakit Gazetesi çevresi yeni gerçekçi Türk hikayesinin yol açıcılığını yapmaya başlar. Bir süre sonra sıradan insan hikayelerinin, vaka hikayelerinin yerini almaya başladığı görülür. Memduh Şevket Esendal, Sabahattin Ali ve Sait Faik hikayemize yepyeni bir soluk ve bakış açısı getirirler. 1940'ların ikinci yarısından sonra maziye ve ferdin iç dünyasına dönüş temalarını İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri, demokratikleşme sürecinin izleri ve unutulan köy gerçeği takip eder. Evet arkadaşlar, şimdi metinle ilgili sorulara bir bakalım. Yukarıdaki metinden hareketle Türk Edebiyatı'nda modern hikayenin gelişimiyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz demiş. Aslında modern hikayenin gelişimiyle ilgili bahsedilenler bu metinden yola çıkarsak bizim edebiyatımızda modern hikayenin olayları, dünyayı ve çevreyi gerçekçi bir bakış açısıyla yansıttığını söyleyebiliriz. İkinci soruya bakacak olursak, zor durumlarda kalmanın insan davranışlarını nasıl etkileyebileceğini tartıştınız demiş. Bu aslında sınıf içinde yapılması gereken bir etkinlik, bir beyin fırtınası şeklinde de yapılabilecek bir etkinlik diyebiliriz. Ama biz kısaca şöyle cevap verebiliriz. Yani zor durumlarda kalan insanlar, bazıları hani kişiden kişiye değişir diyebiliriz. Bazı insanlar kendi iç dünyasına çekilip mücadele etmekten kaçabilir. Bazı insanlar da daha güçlü mücadele etme yolunu seçer. Yani ne diyebiliriz? Daha güçlü, daha pozitif ve daha üretici duruma geçebilir. Yani bu insandan insana değişebilecek davranışları sergilememize sebep olacak bir durumdur aslında. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Evet, şimdi zaten ne demiştik başta? Cumhuriyet dönemi hikayesinin özelliklerini daha iyi anlayabilmek için metinlerden yola çıkacağız demiştik. İşte ilk metnimiz
Sabahattin Ali'nin Kamyon adlı hikayesinden alınmış bir metin. Şimdi bu metni okuyalım ve sonra metinle ilgili değerlendirmelerimizi yapalım. Kamyon. Kamyon Zincirlihan'ın dar ve basık kapısından yan duvarlara sürtünüp sıvaları dökerek ve üzerine bağlanmış sepetlerle çuvalları dört tarafı fırlatarak ıkına sıkına çıktı. Şoför bir eliyle direksiyona yapışmış, 4 metre genişliğindeki sokağın karşı tarafındaki berber dükkanlarına girmeden sola manevra yapabilmeye uğraşıyor. Öteki eliyle de ağzına peynirli pide tıkıyordu. Toz, çamur, benzin, makine yağı, tabakalarının altında elbisesinin ve yüzünün rengi pek belli olmayan şoför yamağı arka tarafta durmuş, iki yana koşarak şoföre ileri, geri, yana diye işaretler veriyor. Bir taraftan da soğan ekmek tıkınıyordu. Kamyon içindeki 22 müşterisiyle beraber sokağa çıkıp biraz ilerledikten sonra durdu. Uzaktan doğru koşup gelen bir çocuk da otomobilde heybesini bacaklarının arasına almış, değirmen sakallı birisi fiskot edip konuşmaya başladılar. Ara sıra duyulan buğday, veresiye defteri, şinik, 8 metrekare dime gibi sözlerden İzmir'e giden manifaturacının oğluna dükkan idaresi ve köylülerle veresiye muamelesinin şekli hakkında son talimatı verdiği anlaşılıyordu. İkide bir de sabırsızlıkla arkasına dönüp bakan şoföre şöyle bir başını çevirip "Dur azıcık, patlamadı mı?" diyor. Sonra gözlerini müşterilerde de gezdirerek sözünün yalnız şoföre değil, başka sabırsızlananlar varsa onlara da dokunur olduğunu anlatmak istiyordu. Bu sırada sırtında eski bir heybe ile çok genç bir köylü otomobile yaklaştı. Tereddüt eder gibi bir müddet şoföre baktıktan sonra "İzmir'e mi?" diye sordu. "Oraya, beni de alır mısınız? Yer yok." Delikanlı hemen arkasını döndü, uzaklaşmaya başladı. Fakat şoförün penceresine dayanarak ona bir takım şeyler havale eden esmer uzun boylu, sırım gibi incelmiş boyun bağlı birisi arkasından bağırdı. "Gel buraya, hey delikanlı!" Köylü döndü, esmer, uzun boylu adam şoföre "Ne diye yer yokmuş, arkada bir yere sıkıştır," dedi. Bu adam kamyon sahibiydi. Şoför yüzünü buruşturarak indi, delikanlıdan yarım bira peşin aldı. Sonra arabanın arka kapağını gevşeterek eğri bir şekle koyan ve üzerine çullarını seren öteki köylüleri sıkıştırıp yeni gelene bir yer açtı. Zaten dizleri üzerine çömelerek ancak sığışabilen yolcular hem "olmaz buraya nasıl sığar" diye söyleniyorlar, hem de her setre pantolonun emrine itaate alışık bir tavırla birbirlerini iterek yer açıyorlardı. Genç köylü bir kıyıya çömeldi. Heybesini altına aldı ve kamyon hızla bir sarsıldıktan sonra yürüdü. Şoförün yanında oturan siyah elbiseli, gümüş çerçeveli, gözlük takmış, yaşlıca, sünepe tavırlı bir adam, Beyşehir taraflarına dava toplamaya giden bir avukat, başını arkaya çevirerek "Uğurlar olsun cümlenize," diye bağırdı. İçeridekiler hepsi bir dilden aynı sözü tekrarladılar. Konya'dan çıkıp Beyşehir'e giden yolun başlangıcındaki dik yokuşu tırmanmaya başlayınca herkes yanındaki ile veya çaprazlama ta öbür baştaki biriyle lafa koyuldu. Birbiri arkasına dizili tahta sıralarda oturmayıp yarım lira eksiğine en arkada yere çömelen ve kamyonun şiddetle sarsılan bu kısmında ikide bir de başlamak üzere olan uykularından fırlatılan köylüler boş gözlerle bakışıyorlardı. Sonradan gelen genç köylü ilk defa otomobile biniyordu. Benzi sapsarıydı. Bunun yarısı alışmadığı bir şeyde hızlı hızlı götürülmenin verdiği heyecan ve korkudan, yarısı da başka bir şeyden geliyordu. Konya'ya bir saat ötedeki bir köyden olan bu delikanlı otomobile binmişti. İzmir'e gidecekti. Araba İzmir'e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel nedense yol parasının üstünü toplamak adetindeydi. Bunu genç köylü de biliyordu. Fakat yazık ki şoförün bu isteğini yerine getirecek vaziyette değildi. Yanında 5 parası bile yoktu. Mahsuller para etmeyince, vergiler ödenmez hale gelince, evde tuz, gaz tükenip yerine yenisini koyamayınca oğul babasını bir kenara çekmiş, "Baba, ben gidip şehirlerde çalışayım.
Bak köyün yarısı gitti. İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma gidip ekmeğimi ararım. Harman zamanında gene gelir tarlada çalışırım demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hale geldiği için peki dedi. Ve 18 yaşındaki delikanlı bundan evvel İzmir'e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti. İzmir'e gitmek için evvela Konya'dan otobüse binmek lazımdı. Beyşehir, Karaağaç, Ödemiş üzerinden 2-3 günde varılıyordu. Yol parası 5 liraydı. İzmir'e varınca hemşerileri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Fakat evindeki eski bir çifteye 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken bakkalın oğlunu rastladı. Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti. Ünal sen deli misin? Otomobile de para mı verilirmiş dedi. Ve ona şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha 5 para vermemesini, İzmir'e yaklaştıkları zaman usulca arkadan atlayarak küymesini ve İzmir'e yayan girmesini söyledi. Yalnız şunu da ilave etti. Amanın tetik ol, İzmir'e girmeden otomobili durdurup yol parasını toplarlar. Sen daha evvel atlamazsan yandığın gündür. Şoförler seni yatırıp suyunu çıkarana kadar döverler. Üstelik de don gömlekten gayrı neyin varsa alırlar. İşte bu 18 yaşındaki köylü delikanlısı cebindeki 50 kuruşu peşin verdikten sonra böylece 10 parasız otomobile binmiş İzmir'e ameliliğe gidiyordu. Yolculuğun ikinci günü akşamına doğru genç köylü olduğu yerde rahat oturamamaya başladı. Yola çıkalıdan beri açtı. Köyden beraber aldığı azıcık yufkayı daha biner binmez yemişti. Yanı başında kuru ve siyah bir ekmeği ağır ağır güveleyen köylülere yutkunarak bakıyor. Sanki başı dönüyormuş gibi gözlerini kapayarak kafasını kamyonun sarsılan tahtalarına dayıyordu. Sonra birdenbire irkiliyor, yerinden azıcık doğrularak öne şoföre doğru bakıyor. Tekrar sıkıştığı yere büzülüyordu. İçinde otomobil ilerledikçe büyüyen bir korku ona ara sıra açlığını unutturuyor yahut açlıkla karışarak onu sersemletiyordu. İzmir'e yaklaştıklarını yolcuların konuşmalarından anlamıştı. Fakat ne kadar yaklaştılar, atlayacak, kaçacak zaman geldi mi? Eğer daha çok varsa bu Allah'ın dağlarında gece yarısı yolu nasıl bulacak? Buralarda nasıl geceleyecek? Ya jandarmaların eline düşerse? Ya şoför parayı vermeden atlayıp kaçtığını karakola haber verirse? O zaman jandarmalar kendisini dövmezler miydi? Acaba jandarmaların dayağı mı kötüydü, şoförün dayağı mı? Belki otomobildeki müşterilerden biri merhametli çıkar da bunu dövdürmezdi. Fakat bu kadar adamın içinde rezil olmak vardı. Üstelik don gömlekle kalacaktı. Bu kılıkta İzmir'e nasıl girer? Hemşerilerini nasıl arardı? Atlamaktan başka çare yoktu. Fakat atlamayı nasıl becerecekti? Kamyon arkasına atılmış pamuk gibi bir toz yığını bırakarak koşuyor. Dar dönemeçlerde içindekileri bir yandan bir yana fırlatarak kıvrıntılar yapıyordu. Birçok defa gördüğü halde hiç içine binmediği bu acayip şey çıkardığı gürültü ve insanı sersem eden hızıyla ciğerleri ve beyne dolan sıcak benzin kokusu ile birdenbire korkunç bir kılık alan bu makine ona anlaşılmaz bir ürkeklik veriyordu. Bu toz gürültü ve surat kargaşalığı içinde dumanlanan kafasından bozuk bir rüya şeridi gibi köyü kendisine anlatılan İzmir'in hayalinde yarattığı huzursuz şekilleri, şoförün benzin kokulu yüzü, Beyşehir'de inen gözlüklü avukatın siyah ceketinden fırlayan sıska ensesi geçiyordu. Ara sıra otomobil herhangi bir sebeple yavaşlar gibi olunca delikanlı yüzünde zapt edemediği bir dehşet ifadesiyle yerinden fırlıyor. Acaba duracak mı? Para toplamaya mı başlayacak diyor. Araba tekrar hızlanınca derin bir nefes alarak yerine çekiliyor ve atlamak için kat'i kararını veriyordu. Fakat nasıl atlayacak? Bu kamyon, bu gitgide gözünde büyüyen bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkan olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş,
dört tarafına bakınıyor. Etrafındaki köylülerin, ön sıralarda oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını, biraz kımıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva tüylerini ıslatıyordu. Otomobil birdenbire yavaşladı. Yolun sol tarafı sarp bir kesmeydi ve sağ tarafta iki minare boyunda bir yer esner gibi ağzını açmıştı. Yol birdenbire darlaşıyordu. Motorun hafifleyen gürültüsü arasında aşağıdan doğru gelen bir su şırıltısı duyuluyordu. Henüz taş bile döşenmemiş olan şosenin bu kısmında çökme ve kayma tehlikesi bulunduğu için yolcular burada yayan yürür ve otomobiller yavaş yavaş ilerlerdi. Bunun için otomobili tamamen durdurmadan şoför başını arkaya doğru çevirdi ve "Haydi beyler," dedi. Birden bir arka tarafta bir hareket oldu. Delikanlı gözleri dönmüş, korkudan titreyerek kendini dışarıya yolun üstüne fırlattı. Fakat daha durmamış olan otomobilden bu tersine atlayış ona muvazenesini kaybettirdi. Olduğu yerde birkaç kere döndükten sonra ayağı boşa gitti ve eliyle çalılara tutunmaya çabalayarak kafası sivri taşları çarpa çarpa ve arkasından acı bir hışırtıyla akan topraklar ve ufak taşlarla birlikte yardan aşağıya, şimdi şırıltısı daha çok duyulan dereye doğru yuvarlandı. Sabahattin Ali, Kaan'ı Ses Esirler. Evet arkadaşlar, güzel bir metindi. Şimdi metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları: muvazene, denge, setre, düz yakalı, öne ilikli bir ceket türü, şinik, tahıl için kullanılan 8 kiloluk ölçek, şose, genellikle taş kırıklar üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol anlamına geliyor. Evet, metin ve türle ilgili açıklamalara bakalım. Şimdi yani okumayacağım. Zaten burada bahsedilenlerden şöyle kısaca ben de anlatmak istiyorum. Hikaye türünü zaten hepiniz hani duymuşsunuzdur. Çünkü lise 1'de, lise 2'de hep hikaye türünü gördük zaten. İşte Tanzimat döneminden, modern hikayenin başlangıcı olan Tanzimat dönemi hikayesinden itibaren zaten hikaye türünün özelliğinden de bahsetmiştik. Neydi arkadaşlar peki? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olay veya durumların kişi ve yer zaman ögelerine bağlı olarak anlatıldığı kısa edebi türe ne diyoruz? Hikaye diyoruz. Değil mi? Hikayenin yapı unsurları neydi? Olay örgüsü yani kişi, yer ve zaman unsurları hikayenin yapı unsurlarını oluşturuyor. Bu yapı unsurlarını şöyle düşüneceksiniz ama dar kapsamlıdır. Yani bir romana göre hikaye türü olay, kişi, yer ve zaman unsurlarının dar kapsamlı olduğunu romana göre bunu bilmeniz gerekiyor. Hikayede genellikle cümleler de kısa oluyor. Biz hikayeyi kaça ayırıyoruz? Olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Peki dünya edebiyatında ilk hikaye örneği Boccaccio tarafından, İtalyan yazar Boccaccio tarafından Decameron Hikayeleri adlı eseriyle verilmiştir. Sonra dünya edebiyatında tabii bu türün en dikkat çeken, okunan örneklerinden bazılarını söyleyecek olursak, mesela Fransız edebiyatında Maupassant'ın Ay Işığı, Alphonse Daudet'in Pazartesi Hikayeleri, Alman edebiyatında Harnischböll'ün Haberci adlı eseri, Rus edebiyatında Puşkin'in Maça Kızı, Gogol'un Paltosu, Çehov'un Köylüleri, 6 Numaralı Koğuş, Gorki'nin İtalya Hikayeleri, Amerikan edebiyatında Henry'nin Son Yaprak adlı, William Faulkner'in Ayı, Edgar Allan Poe'nun Kuyu ve Sarkaç adlı eserleri bu türün, yani hikaye türünün dünya edebiyatında en sevilen, beğenilen, tanınmış örneklerinden. Peki modern hikayeye gelmeden önce modern hikayeyi bizim edebiyatımızda, yani öncesinde hangi türle karşılıyorduk? Modern hikaye olmadan bir olayı, bir olay örgüsü nasıl aktarılıyordu? Hangi tür isimleri, adları altında aktarılıyordu diye soracak olursanız, aslında destan, efsane, masal
Mesnevi halk hikayesi gibi türlerle, yani modern hikayeye gelene kadar ne vardı? Destanlar vardı. Anlatmaya dayalı edebi metinlerin kaynağını neler oluşturuyordu? Destanlar, efsaneler ve masallar oluşturuyordu. Sonra divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında da halk hikayeleri bu türün karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 15. yüzyılda da destandan hikayeye geçiş özelliği taşıyan Dede Korkut hikayeleri de yine hikaye türünün bizim edebiyatımızdaki önemli eserlerinden diyebiliriz. Divan edebiyatındaki mesneviler ve halk edebiyatı ürünleri olan halk hikayeleri modern hikayeden önceki dönemlerde hikaye türünün işlevini üstlenmişlerdir. Şimdi, peki biz modern hikaye ile ne zaman tanışıyoruz arkadaşlar? Tanzimat dönemi edebiyatında biliyorsunuz Batı edebiyatıyla tanışmamız zaten bu dönem edebiyatıyla birlikte olmuştur. Birçok modern tür bu dönemde bizim edebiyatımıza girmiş ve ilk örnekleri de yine bu dönemde verilmeye başlanmıştır. Peki ilk hikaye örneği Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı eseri ile verilmiş Sami Paşazade Sezai'nin de Küçük Şeyler adlı eseri de Batı tekniğine uygun ilk hikaye örneği olarak söyleyebiliriz bu eserleri. Sonra Servet Fünun döneminde Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Yazın Tarihi, Milli Edebiyat döneminde biliyorsunuz Ömer Seyfettin, olay hikayeciliğinin öncüsü olan Ömer Seyfettin'in Kaşağı, Yüksek Ökçeler, Milli Edebiyat döneminde Haydi Edip Adıvar'ın Dağa Çıkan Kurt, Refik Ait Karay'ın Memleket Hikayeleri başlıca hikaye örnekleridir. Yani böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Hem hikaye türünün genel özellikleri üzerinde durduk, kaça ayrıldığını söyledik. Hem de dünya edebiyatında ilk hikaye örneğini kim tarafından hangi ülkede verildiğinden bahsettik ve diğer dünya ülkelerinde öne çıkan tanınmış eser hikaye örneklerini söyledik. Bizim edebiyatımızda da bu türün önceden hangi türler aracılığıyla karşılandığından da bahsettik. Modern hikayenin ilk örnekleri hangi dönemde verilmiş, ondan da bahsettik. Ve Cumhuriyet'e gelene kadar hangi yazarlar ve hangi eserler ön plana çıkmış, en çok tanınmış, onları vermeye çalıştık. Evet, Cumhuriyet döneminde hikayeye bir sonraki videoda geçmek istiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.